Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, artık 2020'nin son çeyreğine giriyoruz. Ve yaza veda edip sonbahara merhaba dediğimiz bir dönemdeyiz. Güneş 22 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda ilerleyecek ve Eylül ayına Balık Burcu'nda güçlü bir dolunayla başlıyoruz. 2 Eylül'de Balık Burcu'nun 10 derecesinde meydana gelecek olan dolunay, üçüncü evinizi aydınlatırken siz yakın çevre ilişkilerinde daha hareketli, daha güçlü bir döneme girebilirsiniz. Kuşkusuz günlük hayatınız hareketlenirken zihniniz de hareketlenecek. Yeni düşünceler, fikirler, verilecek kararlar söz konusu olabilir. Bu dolunay size eğitimle ilgili bir konuyu açabilir. Ticari alanlarda önemli kararlar verebilirsiniz. Seyahatler, geziler olabilir. Kardeşlerle ilgili, komşularla ilgili konu ve kavramlar çevrenizde belirgin bir şekilde hareketlenebilir. Dolunaylar genelde farkındalık dönemleridir, dönüşüm dönemleridir ve daha önceden başlamış bazı konularında bittiği, sonuç verdiği süreçlerdir. Bunlar yakınlarınızla, kardeşlerinizle ilgili olabilir, bir eğitimle ilgili olabilir, ticari bir konuyla ilgili olabilir veya bir seyahatle ilgili olabilir. Bunlar daha görünür hale dolunayda gelecek. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Dolunay 10 derece Balık Burcu'nda meydana geliyor. Özellikle Güneş Burcu'nuz, Yükselen Burcu'nuz 10 derece ve yakınlarındaysa ve kişisel gezegenleriniz bu derecelere yakınsa ve özellikle değişkenlerde de gezegenleriniz varsa, yani Balık Burcu'nda, Başak Burcu'nda, İkizler Burcu'nda, Yay Burcu'nda gezegenleriniz varsa, o zaman bireysel etkilerinin hayatınıza daha güçlü bir şekilde gelmesini bekleyebiliriz. Dolunayı takip eden günlerde Başak Burcu'ndaki Güneş, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'le, işte Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter'le güzel açılar yapacak. Bu biraz ayın ilk 10 günlük sürecini hızlandırıyor. Ve hayatımıza daha hızlı, hatta sürprizli bazı tesirler getiriyor. Bunlar şanslı gelişmeler de olabilir. Yani çocuklarınızla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Keyifli bir seyahate, tatile çıkabilirsiniz. Yeni tanışmalar olabilir. Aşk hayatınızda, romantik konularda heyecanlı gelişmeler olabilir. Belki güzel bir teklifle karşılaşacaksınız. Tüm bunları bekleyebilirsiniz aslında. Evet, 5 Eylül'den itibaren Merkür Terazi Burcu'na geçecek. Başak Burcu'ndan ayrılacak. 5 Eylül, 27 Eylül arası Merkür Terazi Burcu'nda aslında daha uzlaşmacı, daha sosyal bir enerji verirken sizin hayatınızdaki kariyerinizle ilgili konular, işiniz, mesleğiniz, toplumsal statünüz, toplumdaki yeriniz, bu alanlarda görüşlerinizin, fikirlerinizin, iletişiminizin, konuşmalarınızın hani biraz daha ön plana çıkacağını, genel olarak hayatınızda planların, programların belirgin bir şekilde etkili olabileceğini de gösteriyor. İşle ilgili, kariyerle ilgili tabii ki eğitimler olabilir, seyahatler olabilir, randevular, toplantılar, yazışmalar olabilir. Bilgi paylaşımının da çok öne çıktığı bir süreç olacak. Venüs ayın 6'sından itibaren Aslan Burcu'na geçiyor. Evet, küçük şansı temsil eden iyicil gezegen Venüs Aslan'da güçlüdür. Ve sizin haritanızda 8. eve yerleşecek. 6'sından itibaren finansal konularda rahatlamalar bekleyebilirsiniz aslında. Yani tıkanan enerjiler parasal konularda biraz daha rahatlayacak. Hisseli paralar alanında dışarıdan beklediğiniz ek kaynaklar olabilir bunlar. Venüs burada bazı güzel destekleri size sunmaya başlayacak. Eşinizin ve partnerinizin de gelirlerinde genel olarak artış bekleyebiliriz bu dönemde. Ve bu ayın en önemli gezegen hareketlerinden birisi 10 Eylül'de başlıyor. Mars'ın Koç burcundaki retro hareketi. Evet, Mars Koç burcunda 15 Kasım'a kadar gerileyecek. Bu aslında kişiselden ziyade toplumsal alanlarda da çok önemli bir transit. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalındaki Mars Koç Burcu transiti videomuzu lütfen izleyiniz. Orada retro sürecinden de bahsettim. Mars enerjimizi anlatır. Bizim mücadele gücümüzü anlatır. İnisiyatif alma şeklimizi anlatır. Fiziksel enerjimizle alakalıdır ve Mars'ın gerileme dönemlerinde biraz bu enerji içe çekilebilir. Zaman zaman duraklamalar, kısıtlamalar olabilir ya da daha agresif bir şekilde ortaya çıkabilir. Mars 4. evinizde gerileyecek ve tabii ki Koç da öncü bir burç olduğu için siz de bir öncü burçsunuz. Bu retro hareket sırasında Mars size aslında
sert bir açıda da olacak. O nedenle belki en fazla etkilenebilecek burçlardan biri de sizsiniz. Dikkat etmesi gereken burçlardan da biri sizsiniz. Her şeyden önce öfke kontrolüne dikkat edelim. Aile içi ilişkilerde, aileyle, belki ebeveynlerle olan ilişki dinamiklerinde biraz zıtlaşmalar, mücadeleler yaratabilir Mars'ın bu pozisyonu. Kazalara, sakarlıklara açıktır ki özellikle ev ortamınızdaki kazalara lütfen dikkat edin. Bazen anneniz, babanız, ebeveynlerle de ilgili böyle bir terslik olabilir. Yani sizinle ilgili olmayabilir, aileyle ilgili olabilir. Bunlara da dikkat etmekte, hani güvenliğe önem vermekte fayda var. Risklere, tehlikeli durumlara lütfen önlem alalım. Baş ağrıları gibi, kronik migren ağrıları gibi, eklem ağrıları, kas ağrıları, diş ağrıları, diz ağrıları ve benzeri sorunlar. Özellikle Mars retrolarında gündemde olabilir. Kronik sorunlarımıza karşı lütfen dikkat edelim. Çalışmalarımızda, özellikle evimizde yaptığımız işlerde, çalışmalarda Mars burada biraz sorun yaratabilir. Bir şeyleri geciktirebilir. Evle ilgili, emlakla ilgili, gayrimenkulle ilgili ya da home office çalışıyorsunuz, evdeki işlerinizle ilgili biraz daha temkinli olmamız gereken belki bir süreçte olacağız. Sadece bu ayla sınırlı değil, 15 Kasım'a kadar devam eden bir etkiden bahsediyoruz ki özellikle Ekim ayı Mars'ın retrosunun daha sert, daha gerilimli olabileceği bir süreç aslında. O döneme dikkat etmekte fayda var. 13 Eylül'den itibaren artık burcunuzda bulunan Jüpiter retro sürecini tamamlayacak, ileri harekete dönecek. Son 4 aydır biliyorsunuz Jüpiter retroydu. Bu nedenle hani o beklediğimiz gelişim imkanlarını biraz kısıtladı. Şimdi Jüpiter düzelecek ve 19 Aralık'a kadar ileri harekette. Dolayısıyla aslında önümüzdeki 3 ay Jüpiter'den daha fazla destek bekleyebilirsiniz. Bu maddi yönden de olabilir, manevi açılımlar yönünden de olabilir. Kendinizi koruma altında hissetmeniz, birçok sorunu Jüpiter'in desteğiyle daha rahat geçiştirmeniz, hatta gerçekten hani şanslı fırsatlarla da bu dönemde karşılaşmanız mümkün. Biraz kiloya dikkat edin. Gerçi Satürn de burcunuzda olduğu için çok kilo almak konusunda etkili değil Jüpiter. Her ikisi de burcunuzda. Üstelik Satürn de bu ay sonundan itibaren artık retrosunu bitirecek, ileri harekete dönecek. Her iki gezegen de Aralık ayına kadar, Aralık ortalarına kadar burcunuzda olacak. Bu süreçte belki içinde bulunduğunuz hayatın düzeninde, iş ortamınızda, görev ve sorumluluklar alanında, fiziksel anlamda, genel sağlığınızla ilgili konulardaki düzenlemeleri, yapılandırmaları şöyle bir tekrar gözden geçirip tamamlama aşamasında olabilirsiniz. Evet ve 17 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay sizin gibi toprak bir burç, toprak grubu bir burçta. Dolayısıyla şanslı aslında, sizin adınıza destekleyici bir yeni ay. 9. evinizde doğacak. Yeni ay yeni olasılıklar, yeni başlangıçlar demek. Ve bu yeni ay 9. ev konularınızla ilgili yeni adımları hayatınıza taşıyabilir. Akademik konular, örneğin eğitimle ilgili konular. Genç bir oğlaksanız evet, eğitim hayatınızla ilgili başlangıçlar olabilir. Çalışan bir oğlaksanız işinizin tanıtımı, reklam, promosyon çalışmaları, medya, basın, yayın çalışmaları, internet, sosyal medya üzerinde yapılacak aktiviteler. Buralarda yeni adımlar olabilir. Hukuksal konularda hareketli ve güçlü bir yeni ay. Adalet arayışlarınız, hani mahkemeler, davalar, hukuksal işlerinizle ilgili yine tesirler var. Seyahatler, geziler, biraz daha yurt dışıyla, uluslararası alanlarla bağlantılı her türlü iş ve projede o yeni ayın güçlü tesirlerini bekleyebiliriz aslında. Üstelik burcunuzdaki Satürn'le de üçgen açı yaptığı için bu yeni ay olup bitenler kısa vadeli değil, daha uzun vadeli yapılandırmalarla alakalı. Aslında istikrar aradığınız, güven aradığınız bir süreçtesiniz ve bu yeni ay gerek eğitim, gerek yurt dışı konuları, gerek ticari konular, buralardan istikrar ve güven beklediğiniz alanlarda sizi destekleyebilir. Belki başkalarından yardım da alabilirsiniz. Bazı önemli destekleri de güvenilir kişilerden, yetkili kişilerden bu yeni ayla birlikte alabilirsiniz. Belki eğitim hayatınızla ilgili, belki işinizle ilgili, belki yurt dışı bağlantılı konularda bazı güçlü destekler almanız mümkün görünüyor. Özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yeni ay 25 derece Başak'ta olacak. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarındaysa ve kişisel haritalarınızda özellikle 25 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa tesirler
daha güçlü olabilir. Değişken burçlarda yerleşimleriniz, yani Başak, Balık, İkizler, Yay burçlarındaki yerleşimleriniz bazı stresler de oluşturabilir. Ama toprak burçlarında, özellikle Oğlak, Başak, Boğa burçlarında gezegenleriniz varsa, bunlar iyicil gezegenlerse, o zaman çok daha şanslı, bereketli bir yeni ay etkisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Ve bu yeni ay ile beraber özgüveniniz de artabilir. Kendinizi daha motive olmuş hissedebilirsiniz. 17'sinden sonra ayın geri kalan bölümünde yeni ayın ışığı büyüdükçe etkiler de hayatımıza daha fazla dahil olacak. Ve 29 Eylül'de Satürn ileri harekete dönüyor Oğlak Burcu'nda. Artık burcunuzdaki son hareketleri bunlar. 17 Aralık'a kadar burcunuzda ve ondan sonra artık burcunuzdan ayrılacak ve 29 yıl bir daha uğramayacak. Ve son belki 2,5-3 yılın tesirleri neyse hayatınızda, onları şöyle bir sonlandırma, tamamlama dönemindesiniz. O yapıları sağlamlaştırma dönemindesiniz. Jüpiter'in de burcunuzdaki hareketi bu anlamda size maddi manevi güçlü de destekler de verebilir sevgili oğlaklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.